Zat-ı Şahin'lerini Türkiye'de kabul ettiğimizden dolayı çok mesut ve bahtiyarız efendim. Ben nihayet hoşbaktım. Bu arzuyu birine kibarım diye muhakkak oldum. Bu görüntüyü hatırlayanlar olacaktır. 1934 yılında Türkiye'yi ziyarete gelen İran Şahı Rıza Pehlevi, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'le konuşuyor. Malik olmuş bulunuyoruz. Sinema Genel Müdürlüğü arşivine ait olan bu sesli film, bundan birkaç yıl önce restore edilerek temizlendi ve Atatürk'ün sesinin en net duyulduğu film olarak dijital platformlarda hızla yayıldı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii arkadaşlığımız çok eski zaman, çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlendireceğiz efendim. Sinema Genel Müdürlüğü arşivinde bu ziyarete ait Ankara ve İstanbul'da çekilmiş yarım saate yakın görüntü bulunuyor. Oysa Şah'ın ziyareti bu iki şehirle sınırlı değildi. Üstelik seyahati çok yakından takip eden gazetelere bakıldığında daha ilk günden itibaren bir sesli film ekibinin iş başında olduğu görülüyor. Bu fotoğraflar merakımızı uyandırınca TRT'nin arşivinde deyim yerindeyse arkeolojik bir kazı yaptık ve filmin sessiz de olsa bir parçasını daha bulmayı başardık. Filmleri kimin çektiğini tespit etmek oldukça zaman aldı. Bu konuda film arşivlerinde herhangi bir kayıt mevcut değildi. Ses operatörü zaman zaman kadraja girse de kimliğinden emin olmak zordu. Üç ayrı gazetede Şah hakkında çıkan haberleri okuduktan sonra nihayet 22 günlük ziyaretin son günü Vakit gazetesinde isimler karşımıza çıktı. Necati Kemal ve Kenan Beyler. Muhtemelen Necati Kemal Çakuş ve Kenan Erginsoy. Yine gazetelere göre Şah İstanbul'dan ayrılmadan önce o ana kadar çekilmiş olan görüntülerini Dolmabahçe Sarayı'nda seyretmişti. 1934 yılı yaz başında Türkiye'de bu sesli filmleri işleyip seyri hazır hale getirebilecek tek bir stüdyo vardı. İhsan İpekçi'nin Nişantaşı'nda eski ekmek fabrikasında kurduğu İpek Film. Elimizde olan veriler Şah'ın ziyaretinin İpek Film'in yapımcılığında kayda alındığını düşündürüyor. Filmin çekim hikayesini aşağı yukarı çözdüğümüze göre artık içeriğine dönebiliriz. Bir devlet adamı için normalden uzun bir ziyaretin, normalden daha özenli bir organizasyonla uzun mesafeler kat edilerek filme alınmış olmasını nasıl yorumlayabiliriz? Bu filmleri seyredecek olanların İran ve Türkiye'nin ortak geleceği hakkında ne düşünmesi bekleniyordu? Dünyanın o günkü durumunda bu filmler iki ülke halkına ve 30'ların dünyasına nasıl bir mesaj verecekti? Rıza Pehlevi bir asker olarak kariyerine başladığında İran tahtında Kaçar Hanedanı vardı. Hanedan 20. yüzyılın başında Hindistan yolunu güvence altına almak isteyen İngiltere ve Rusya'nın baskısına karşı koyacak güçten yoksundu. İngiltere petrol imtiyazını elde ederek ekonomik bakımdan da İran'ı baskı altına almıştı.
Rıza Pehlevi 1921'de askeri bir darbeyle hükümete savaş bakanı olarak girdi. 1923'te Kaçar Şahı Ahmet onu başbakanlığa getirdi ve kısa bir süre sonra Avrupa'ya seyahate gitti. Meclis 1925'te Ahmet Şah'ı gıyaben tahttan indirdi. Kaçar Hanedanı tarihe karışmıştı. Rıza Pehlevi birkaç ay sonra Şah unvanıyla taç giydi. Kurtuluş Savaşı döneminden başlayarak İran'la Türkiye arasında hep bir takım temaslar olmuş, ilişkiler genellikle olumlu seyretmişti. Eski anlaşmazlıkların yıkılan hanedanlardan kaynaklandığı ve artık tarihe karıştığı söylemi hakimdi. İki yeni idare arasında en önemli görülen sorun belirsiz durumdaki sınırlardı. Ayaklanan aşiretler iki tarafa geçerek kontrolden çıkabiliyorlardı. Ve her iki devlet merkezi iktidarı güçlendirmek için anlaşmaya ihtiyaç duyuyordu. Avrupa'daki gergin atmosferde yakınlaşmayı teşvik ediyordu. Şah 1934 Haziran'ında Türkiye'ye geldiği sırada gazetelerin gözü Avrupa'daydı. Mussolini ve Hitler iktidardaydı. Saldırgan dış politikaları endişe uyandırıyordu. Bu ortamda bölgede istikrar ve işbirliği hem Türkiye hem İran için ayrıca önem kazanıyordu. İki ülkenin de ekonomik olarak gelişmeye ihtiyacı vardı. Şah'ın ziyaretinden önce güvenlik, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gibi konularda bir dizi anlaşma imzalanmış durumdaydı. Seyahat, bundan sonrası için ortak beklentilerin canlı bir tablosu gibi tasarlanmıştı. Örneğin güzergah, İran'la Türkiye arasındaki eski kervan yoluydu. Şimdi yeniden faaliyete geçirilebilirdi. Şah bu yolu kendi tecrübe etmekte kalmayacak, filmler ve fotoğraflar kamuoyunu da yolun durumuna ortak edecekti. Ziyaretin 5 günlük ilk güzergahı Doğu Beyazıt'tan başlayıp Trabzon'da bitecekti. Şah mahiyetiyle birlikte 10 Haziran'da sabah 9'a 5 kala o zamanki adıyla Gürcübulak'ta sınırı geçti. Karşılama heyetinin başında Ali Said Paşa vardı. Trabzon'a varana kadar her şehrin valisi vilayet sınırında heyeti devraldı ve kafileye bizzat refakat etti. Iğdır'da bir fabrikatörün evinde misafir edildi. Bunun dışında uygun otel olmayan bölgede vali konakları akşamları şaha tahsis edildi. Yol boyunca bazı yerler şahın özellikle ilgisini çekti. Iğdır'dan Kağızman'a giderken Aras üzerindeki baraj, Tuzluca civarındaki altın arama sondajı hakkında bilgi aldı. Kars'a varmadan şehre 10 kilometre mesafedeki Viladikras köyü civarında Ali Said Paşa, 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Kars savunmasından ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki durumdan bahsetti. Gümüşhane yolundaki kısa fakat yoğun yağış sayılmazsa, kafile bir bahar havası, gelincikler, yaban gülleri içinde ilerliyordu. Zigana dağlarında Harşit Vadisi'ne hakim bir noktada Şah,
manzarayı bir tablo gibi güzel bularak fotoğraflarının çekilmesini emretti. Trabzon'a 58 kilometre mesafede çamlı bir tepenin eteğinde bir büfe kurulmuştu. Şah'ın kır çiçeklerinden yaptığı demet de gazetelere haber oldu. Bu sırada ikinci bir karşılama heyeti İstanbul'dan yola çıkmış Trabzon'a varmıştı. Yavuz zırhlısıyla gelen Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey, 1. Kolordu Müfettişi Fahrettin Paşa ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Vekili Hasan Rıza Bey, Şah'ı 14 Haziran sabahı Maçka'da karşıladılar. Saat 10.30'da Trabzon'a varıldı. Saat 3.30 gibi Yavuz zırhlısı Trabzon'dan Samsun'a doğru hareket etti. Samsun'da bekleyen tren Amasya Kırıkkale üzerinden Ankara'ya gidecekti. Geçilen bütün şehirlerde saat kaç olursa olsun resmi karşılama heyetleri bekliyordu. Halkın da ziyarete ilgisi çok büyüktü. Şah, alkışlar ve çiçekler arasında 16 Haziran'da saat öğleden sonra 2.30 civarında Ankara'ya vardı. Ankara'da Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet üyeleri, Ankara Valisi ve Belediye Başkanı istasyonda hazırdı. Tren, Şah'ın vagonunun kapısını tam Atatürk'ün önüne denk getirerek durdu. Atatürk ve Şah Rıza Pehlevi karşılıklı olarak heyetlerini birbirlerine takdim ettiler. Ankara Valisi ve Belediye Başkanı Nevzat Bey bir hoş geldiniz konuşması yaptı. Zat-ı Haşmet Benahilerine şehrimizde sıhhat ve afiyetle ikamet buyurmalarını temenni ederken en derin... Ardından Şah'ın kalacağı halk evine geçildi. Etrafı ziyaret için yeşillendirilmiş, Atatürk hazırlıkları önceden bizzat denetlemişti. İran heyeti Ankara'da kaldığı sürece her gün öğlen ve akşam yemeklerinde bir devlet adamının davetine icabet etti. Ünlü sesli sahne Başbakan İsmet Paşa'nın Pembe Köşk'te verdiği bir öğlen yemeği sırasında çekildi. Ankara'daki ziyaretler ve törenler Cumhuriyet'in askeri ve sivil kurumlarını ve yarattığı insanı Şah'a tanıtacak şekilde düzenlenmişti. Şah Rıza Pehlevi, Batı tarzı bir modernleşme hedefiyle İran'ı yeniden yapılandırmaya çalışıyordu. Türkiye ziyaretinden önce İran'da kılık kıyafet devrimi, okulların devletleştirilmesi, şer'i mahkemelerin yetkilerinin sınırlandırılması gibi yenilikler olmuş, Şah her seferinde yükselen sert itirazları çok sert, hatta kanlı yöntemlerle bastırmıştı. Türkiye, başlamış olan bu modernleşme hareketine denenmiş bir takım yöntemler ve modeller sunabilirdi. Programda Cumhuriyet insanının yetiştirildiği okullara, kız enstitülerine bol zaman ayrılmıştı. Şah, iki ülkenin kardeşliğine dair mesajlarla yüklü, ilhamını Şehname'den alan Özsoy operasını da halk evinde seyretti. Atatürk'ün emriyle iki ay gibi kısa bir sürede hazırlanan Özsoy, gazetelerdeki tarifle
Beynel Milel musiki kaideleri altına ve ahengine sokulan tamamen milli ve orijinal bestelerden oluşuyordu. Bir bakıma Batı modelinin nasıl yerelleşebileceğine dair bir denemeydi. Seyahatin Ankara kısmı 20 Haziran akşamı bitti. Bundan sonra güzergahta Eskişehir, Manisa, İzmir, Balıkesir, Çanakkale vardı. Atatürk, Şah'a Batı Anadolu'da da eşlik etti. Her gidilen yerde, tıpkı Ankara'da olduğu gibi, okullar ve askeri tesisler gezildi, askeri manevralar düzenlendi. Son durak olan Çanakkale'de, Gülcemal vapuru, kafileyi İstanbul'a götürmek üzere bekliyordu. Gülcemal gece yol alırken İstanbul'un bütün sokakları bir kez daha silinip süpürüldü. Galata Köprüsü'nde kurulan takın mimarisi yarışmayla belirlenmişti. Üzerindeki "Hoş Ahmedid, hoş geldiniz" yazısını da büyük hattat Hezarfen Necmettin Okyay yazmıştı. Batı Anadolu'da kesilen kamera görüntüleri, Gülcemal İstanbul sularındayken tekrar başlıyor. Saat 11 gibi Moda'ya demirleyen Gülcemal'i, Kız Kulesi açıklarında vapurlar, kayıklar, motorlar bekliyordu. Vapur, Rumeli kıyısından Fener'e çıktı, Anadolu sahiline yakın seyrederek Kız Kulesi açıklarına vardı. Burada yolcuları Sarayburnu'na yanaştıracak olan Kınalıada vapuruna geçildi. Sarayburnu'nda vali ve belediye başkanı Muhittin Bey başta olmak üzere resmi karşılama heyeti hazırdı. Şah Dolmabahçe Sarayı'nda kalacaktı. Atatürk ise Beylerbeyi Sarayı'na yerleşti. Şah İstanbul'da kaldığı süre boyunca Heybeliada'daki Deniz Lisesi'ni, Yıldız'daki Harp Akademisi'ni, üniversiteyi ziyaret etti, hatta derslere ve sınavlara girdi. Şah ve heyeti seyahat boyunca pek çok yerde olduğu gibi İstanbul'da da Metris çiftliğinde, Maltepe'de atış talimlerine, tankların ve bir uçağın katıldığı manevralara katıldılar. Şah, kameraya hiç üniformasız görünmedi. Merkezi iktidarın güvencesi askeriyeydi. Türkiye, askeriyedeki yenilikleri göstermekte kalmamış, Eskişehir'de ona bir de uçak hediye edilmişti. Şah, Çanakkale'deki savaş alanlarını Mustafa Kemal Paşa'nın rehberliğinde gezmek gibi bir ayrıcalığa da sahip olmuştu. İstanbul, Şah'a benimsenen yeni hayat tarzını göstermek için de en uygun bir şehirdi. Tokatlayan Oteli'nde, Büyükada Yat Kulübü'nde, Suadiye Gazinosu'nda toplumsal hayattaki yenilenmeyi, yeni adetleri, alışkanlıkları tecrübe etti. Nihayet 2 Temmuz'da İstanbul'a daima saadet dilerim. İstanbul şehri bütün şark şehirlerinin başındadır diyerek Ege vapuruyla Trabzon'a doğru yola çıktı. Gazeteler film ekibinin de birlikte gittiğini yazıyor. Fakat seyahatin dönüşüne dair bu bölüm çekildiyse de şimdilik kayıp durumda. Bu bölüm elimizde olsaydı heyette bir kişinin eksildiğini görecektik. Büyükelçi Hüsrev Bey İstanbul'da görevden ayrıldı. Hüsrev Bey birkaç yıl önce kararlı bir tutumla bazı sorunları çözmek üzere gönderilmişti. Fakat şimdi o sertliğe gerek kalmamıştı.
Şah da bunu görüşmeler sırasında hafif bir memnuniyetsizlikle hissettirmişti. Yerine daha önceki bir bölümde Venizelos'un Karşılanışı filminde gördüğümüz Enis Bey Atina'dan çağrılmıştı. Enis Bey'in atanması İran'a doğru giderken tamamlandı. Şah Rıza Pehlevi'nin siyasi hayatı boyunca yurt dışına yegane ziyareti bu oldu. Onun döneminde Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler genellikle olumlu bir havada seyretti. 1941'de Almanya ile yakınlaşması tehlikesine karşı İngiltere ve Sovyetlerin baskısıyla tahtını bıraktı. 66 yaşında Kahire'de öldü. Oğlu Muhammed Rıza, Pehlevi Hanedanı'nın ikinci ve son hükümdarı oldu. Onun hikayesi de başlı başına bir bölümü hak ediyor. Bu film nerede çekildi? Doğu Beyazıt Trabzon güzergahında, Ankara ve İstanbul'da. Bu film ne zaman çekildi? Haziran 1934'te çekildi. Bu filmi kim çekti? Necati Kemal ve Kenan Beyler çekti. Yapımcı büyük ihtimalle İpek Film'di. Bu filmdeki olay nedir? İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye'yi ziyareti. Thank you.